Vel cümletül yetu Fiil cümlesi. Nedir? Ma öyle bir şeydir ki teellefe teellefet oluştu meydana geldi. Neden? Min fiilin bir fiilden. Ve daha neden? Fa'ilin ve bir de fa'ilden. Ev failden değil de neden olabilir? Naibihi onun naibinden yani vekilinden. Onun derken failin vekili. Buradaki hi zamiri fail kelimesine racidir. Öyleyse fiil cümlesi nedir? Fiil artı fail veya fiil artı naibu failden oluşan yapıya fiil cümlesi adı verilmiştir. Nah bir örnek. Sefer Ebu onun babası yola çıktı. Fiil fail veya fiil naibu fail. Yani burada mef'ulden hiç bahsetmedi. Fiil cümlesinde mef'ul çünkü zorunlu bir bilgi değildir. Buna getirdiği şey. Min kavrike senin şu sözünden alınmış olan satara buhudan bahsediyoruz. Muhammedun Muhammed. Kimdir? ara yola çıkmıştır. Kim? Ebu H, onun babası. Muhammed babası yola çıkan kişidir. Babası yola çıkmıştır. Burada geçen Muhammed kelimesi nedir? Mübtedadır. Haberi nerede? Haberi fiil cümlesidir. Yani safar artı ebu kelimesi birlikte. Safar fiil, ebu fail. Fiil fail birlikte fiil cümlesi olarak mahallen merfu olarak Muhammed kelimesinin haberi olur. Demek ki buradaki haber fiil cümlesidir. Nahve örnek. Yarabe yedribu yudrabu. Meşhur muzarif fiil yaptık bunu. Yudrabu <laughs> vurulur, dövülür, vuruluyor veya yani dövülüyor. Kim ne? Gulamuhu onun kölesi dövülüyor. Gulam naibu fail. Yudrab meçhul muzari. Nereden alınmış olan yudrabu gulamuhu'dan bahsediyoruz? Min kavlike senin şu sözünden alınmış olan. Halidun halid kimdir? Yudrabu gulamuhu kölesi dövülendir. Halid mübtedadır. Haberi yudrabu mu? tek başına değil. Yudra bu fiildir. Gulam kelimesi Tek başına değil. Yudra bu, gulamu kelimeleri ikisi birden. Fiil, fail olarak. Tabi meçhul fiil ve naibu fail olarak. Fiil cümlesi olarak. Mahallen merfu olarak haberdir. Fe öyleyse inşa et kâne ise el haberu haber haber nedir ise cümleten cümle ise haber cümle olursa ne olur Fe bu durumda la budde muhakkak gerekir neye gerekiyor bana mı gerekiyor yo lehu ona gerekiyor hangi ona o cümleye yani haber cümlesine yani gerekir ne gerekir min rabidin bir tane rabıt gerekir rabıt bağlaç diye çevirebilirsin rabıt gerekir Nasıl bir rabıt? Öyle rabıt. din nekredir. Peşine gelen cümle sıra cümlesi. Öyle rabıt ki yer budu. Bağlıyor. Bağlayacak bir rabıt. Neyi? hu onu. Haberi yani bağlayacak. Neye? Bil mübtede mübtedaya. Haberi mübtedaya bağlayacak bir rabıta. Rabıta derken rabıt a yani yoksa rabıtadan bahsetmiyoruz burada. Rabıta değil konu. Rabıt olan e, kelimeye yani. Rabıt nedir? Mümteda ile haberi birbirine bağlayan kelimedir. Bu kelime nedir ama? Rabıt derken, bu rabıt çok kapalı bir şey. Bir tür boya mı? Bir tür kitap mı? Bu rabıt dediğimiz şey nedir? ya nedir bu? Rabıt dediğimiz şey. ya zamirun bir zamirdir. Zamirun temin bitmiş o zaman fiil cümlesi geliyor. E, sıfat cümlesi geliyor. Zamirdir. öyle zamir ki ale yudu deniyor. Dönen bir zamirdir. Ne dönüyor? Ve o zamir dönüyor. Nereye dönüyormuş? İler mübtede, mübtedaya dönüyor. Mübtedaya dönen bir zamir rabıt olabilir. Müptedaya dönen bir zamir. E, dönmek deneyin nesi? Yani yaudu. Ne demek istiyorsun? Şu. Rabıt kelimesi şurada mesela ne yaptık? Nekredir dedik. Peşine sıfat cümlesi geldi. Yer budu hu dedik. Buradaki hu zamiri nereye dönüyor? Nasrettin Hoca'ya dönmüyor. Hu o hangi o? Yani tüm zamirler zaten nedir? Sağ taraflarındaki bir kelimeye dönmektedir. Racidirler. Zamirler sağ taraftaki kelimelere dönerler. Burada da öyle. İmma zamirun. Ya bir zamirdir. Ama herhangi bir zamir değil yani. Ye'udu. Dönen bir zamir. Ne dönüyor? Kele olana değil. İler mübtedi. Mübtedaya dönen bir zamirdir. Ne gibi? Ke ma. O şey gibi ki semiyete sen işittin. Duydun az önce diyor. Nerede duydum anlamadım ben. Fil emsireti misallerde duydun. Ha öyleyse gidip misallere bakalım. Evet. Ve imma ya da ya da ne? Ya da o rabut dediğimiz şey neyin nesidir? Ya zamirdir demiştik ya da nedir? İsmi işaretin ya da bir ismi işarettir. ismu işaret, ismi işarettir. Nahv örnek. Muhammedun Muhammed. Hada bu kişi raculun kerimun. Cömert birisidir. Kerim cömert, değerli manalarına geliyor. Muhammed kelimesi burada nedir? Mübteda'dır. Hada kelimesi ne olur? Hada da mübteda'dır. Hada da mübteda. Aynı zamanda rabıttır bu. Nedir? Rabıttır. Hada racülün kerimun. Burada geçen kerim. racül kelimesi sıfat. Önce onu söyleyelim. ne sıfatı? Kerim kelimesi haber. Yazarak anlatalım. Muhammed kelimesi müpteda. Hada ikinci müpteda. Kerim haber. Kerim neyin haberi? Hada'nın yani ikinci müpteda'nın haberi. Birinci müpteda olan Muhammed kelimesinin haberi nerede? Onun haberi isim cümlesi olarak gelmiş. Müpteda haber olarak gelmiş. Hada raculun kerimun cümle olarak haberdir. Muhammed kelimesinin haberidir. İki müpteda, iki de haber var burada. İki müpteda, iki de haber. Burada haber isim cümlesi olarak gelmiştir. Buradaki hada aynı zamanda ne? Rabıt. Rabıt. Hada bu demek. Şu demek. O demek. Kullanılan cümle, cümleye göre, akışa göre o, bu, şu denebiliyor. Aslında o zamirler için çeviridir. Çeviridir ismi işaretler bu veya şu diye çevrilir. Normalde böyledir. Ama kitapların kimisinde o diye çevrilebileceği de yazılıdır. Maksat bir şey işaret etsin. Şimdi burada ne dedik? Ha da bu. Hangi bu? Ha, bu derken bir elmadan mı bahsediyoruz? Tavandan mı? Ağaçtan mı? Neden bahsediyorsun? Her neden bahsediyorsan o zamir ona dönüyordur. İşte lamirun ya'udu dedi ya. Burada da nedir? Hada Muhammed kelimesine racidir. Yani ona dönmektedir. Raci veya ya'udu veya dönmek ya işaret etmek hepsi aynı şey. Hada bu hangi bu? İşte Muhammed kelimesi. Hada ne burada? Rabıt. Nereye dönüyor? Muhammed kelimesine dönüyor. Min rabidin yerbuduhu bil mübtede'i. Mübtede'ye dönen bir rabıt vardır dedi. İşte mübtede'ye dönen rabıt burada ne? Hada. Şunu söylemişti. Demişti ki e, kema Kemal Semiyente demişti. Gidip bakalım Kemal Semiyente nerede var? Mesela Saf e, Muhammedun Saatara Ebuhu Muhammedun müpteda Saatara tek başına fiil. Ebu fail hu da onun muzafını ilehi. Peki hu zamiri nereye raci? Nereye dönüyor? Hu zamiri ebu kelimesine dönmez. Onun babası demek çünkü hu. Onun babası derken kimin babası? Ali'nin mi, Veli'nin mi? Cümlede ne Ali var ne Veli var. Kim? Muhammed'i kastediyor. Öyleyse buradaki Hu'dan biri nereye aracı? Muhammed kelimesine aracı. Şu an ben neyin peşindeyim? Şunun peşindeyim. Ne dedi? Dedi ki eğer haber cümle olarak gelir ise sen bil ki orada ne vardır? Bir tane rabıt vardır o rabıt da mübtedaya dönmektedir. Yani o ondan maksat müpteda neyse odur. Ve Kemal simite demişti. İşte yukarıdaki örneklerde o şekilde geçti ya zaten. Muhammedun Ebuhu Kerimun. Muhammed müpteda, Ebu ikinci müpteda. Ebuhu Kerimun bir isim cümlesi. Burada bir isim cümlesi haber olmuş. İsim cümlesi haber olduysa Orada ne var? Bir tane rabıt vardır. O rabıt da kendisinden önceki müptedaya dönmektedir. İşte hu zamiri Muhammed kelimesine dönüyor. Bunlar ilave bilgiler yani. Devamındayız. Şibih cümle dediğimiz yere geldik. Dün akşam kısmen değinmiştik. Bu akşam da kısmetse konu olarak göreceğiz. Ve şibhul cümleti, şibih cümlesi nedir? Nev'ani iki nevidir. Evan aynı şekilde. Şibih kelimesi burada hem müpteda hem muzaftır. El cümle muzaftır. Nev'ani haber. Müpteda ile haber arasında bir takım uyumsuzluklar gözle gözlemleniyor. Niye? Senin haberin nev'ani kelimesi camittir. Nev'un nev'ani camittir. O madem ki camittir o zaman müpteda ile müfret tesniye cemilik yönünden uyuması zorunda değildir. Uyumamız zaten. Nev'ani tesniye şibir kelimesi müfret. Buradaki hi zamir değil şebihe kökünden bir isim bu. Yani şibhuhu, şibhuhu hu nereye raci gibi düşünmeyin. Şibhul cümleti nev'ani Eban Aynı şekilde şibih cümle iki nevidir. İkiye ayrılmaktadır. El evvelu birincisi nedir? El carru vel mecruru. Harfi cer ve mecrurdur. Harfi cer ve mecrura ne denir? Şibih cümle denir. Şibih benzer. Şibih cümle cümle benzeri. Nahve örnek. Fil mescidi. Fil Fil mescidi mescid te demekti. Mescitte mescidin içerisinde demek. Mescidin içerisinde ne? O belli değil. Zaten Min Kavli senin sözünden almış olduğumuz fil mescidi buraya örnektir. Ne demişti ki o? Ali, Yun, Ali adlı kişi nerededir? Fil mescidi mescittedir. Mescidin içerisindedir. Fi harfi cer el mescid onun mecruru birlikte nedir burası? Şibih cümledir. Peki nedir? Haberdir. Ali ney? Ali Ali'ün Ali nerededir? Fil mescidi mescittedir. Çok meşhurdur. Klasik olarak şöyle anlatırlar. Nedir sorusunun cevabı haberdir. Küllü dırdırın haberdir gibi cümleler uydurulmuştur zamanla. Duyan var mıydı? Küllü dırdırın. Yani nerededir? Şuradadır. Dir dur şeklinde biten yerlere haber denmektedir. Ben de dir diyerek tamamlayayım. Ee, evet Ali kelimesi müpteda film mescid haber dedik. Hangisi haber? Fi mi mescid mi? Beraber birlikte toplu olarak. Ve sani ikincisi nedir? Neyin ikincisi? Şibih cümle kendi içerisinde ikiye ayrılmakta. Nevani demişti. ilk nevi bitirdi. Esani es ikinci yani ikinci nevi nedir? El varfu zarftır. Zarflar da şibih cümle olarak adlandırılıyor. Nahvernek. Fevkal usni. Fevk üstünde demek. El usun dal demek. Dalın üstünde. Fevkal <messizlik> usni. Dalın üstündedir. Ne? Ha, belli değil. Ali gün desen. Ali yani. Ne dersin o artık? Min kavreki. Senin sözünden alınmış olan Fevkal usni zarftır. F zarf olan fevka burada. Üstünde demek. Zarf nedir? Fevka. Hem zarftır hem muzaftır. El usul muzafın ileyh. Birlikte şibih cümle. Eddairu kuş. Ne olmuş kuşa? Fevkal usni dalın üzerinde üzerindedir. Eddair müteda. Haber fevka el husni Birlikte şibih cümle olarak haberdir. Ve min işte bundan dolayı bu anlattıklarımızdan ötürü ta'lemu sen bilirsin anlarsın. Ne anlarsın? Ennel habera şüphesiz ki haber ale tefsil tefsil üzere ayrıntı üzere nedir? Hamseten va'in beş nevidir. Yani haber nedir? Beşe ayrılmaktadır. Beş ne onlar? Bir müfredün müfret var. iki, cümletün fiiliyetun, fiil cümlesi var. 3 cümletun ismiyetun isim cümlesi var. 4 carun ve mecrurun car ve mecrur. Car harfi cer, mecrur cer edilen kelime. Ve zarfun ve de zarftır. Bu bu şekilde ne anlaşılmış oldu? Haberin 5'e ayrıldığı anlaşılmış oldu. Haberde geçen özellikle car ve mecrur konusu çok ayrıntılıdır. Car, mecrur konusu nedir? Ayrıntılıdır. Kitaptan ne geçti? Ali gün fil mescid dedi değil mi? Ali gün fi el mescidi fil mescidi Ali yun fil mescidi Ali müpteda fil Mescid için haber dedik. Ama aslında haber olan fil Mescid değil. Asıl haber burada hasfedilmiş. Nedir o? Örneğin ne diyebilirsin haber için? Dersin ki fiil demek istiyorsan hasale diyebilirsin. Canın isim söylemek istiyorsa hasilun diyebilirsin. Yani senin canın ne istediğine mi bağlı? Elbette. Özgürlük var. İhtilaf var çünkü ondan dolayı. Bu özgürlük nereden doyuyor? İhtilaftan doyuyor. Başka kelime de buraya e, ne diyelim? buraya konulabilir yani var olduğu söylenebilir ne gibi meşhurdur kâne veya kâinun kâne kâinun fiil isim fiil isim burada ne anlatıyorum burada anlatılan şu aliyun fil mescid yani ali ile fi arasında ali ile fi arasında ne var hasfedilmiş kelime veya kelimeler var artık hangisini seçeceksin kelime var yani ari ile fi arasında kelime vardır. Nedir o? O kelime şuradan biridir. Ya fiildir ya da isimdir. Belirsiz mi yani? Duruma göre değişiyor mu? Hayır. Sana kalmış. Diyebilirsin ki buradan hasfedilen kelime fiildir. Veya diyebilirsin ki yo isimdir. Bu da mümkün. Hangi fiil veya hangi isim? İşte hasale veya ismi faili olan hasilun. Kâne veya onun ismi faili olan kâinun veya istekarra fiili veya onun isim faili olan müstekirrun diyebilirsin. Bunlara fare amme deniyor. Şu an üç tane fiil söyledim. Başkası olamaz mı? Olabilir yani şu an hepsini saymıyorum. Kitap hiç değinmedi zaten. Birazcık açmak istedim ben. Burada asıl haber hasfedilmiş olan kelimedir. Ama o gittiği zaman onun yerine haber olarak fil mescit kalmıştır. Bu ayrıntı bir konu kitap henüz değinmedi. Böylece müpteda haber konusu kitap tarafından sonlandırıldı. Tabi sonlandırıldı kitap tarafından ama ne kadar anlaşıldı? Bir de o var. Konu ne kadar anlaşıldı çok önemli. Kitap nasıl anlattı? Bence çok güzel anlattı. Biz de anlatmaya çalıştık. Sizler de anlamaya çalıştınız. İnşallah müpteda haber konusu verimli geçmiştir dedikten sonra. Sırada ne varmış? Tedrip varmış. Tedribun alel i'rabi. Tedribun alıştırma. Ne üzerine? İrab üzerine alıştırma. alıştırmadır. Bu nedir? Tedrib üzerine alıştırmadır. O zaman burada ne var? Bir tane hüve var mesela. Hüve o nedir? Hüve için müptedat. Tedrib için haber dersin. Hüve tedribun. O bir alıştırmadır. Ne üzerine? Alel i'rabi. İrab üzerine. Buraya şimdi sen müpteda olarak hüveyi yazdın, yani kafana göre mi yazdın diye sorulabilir. Hüve iş yani burada hasfedilen müpteda hüve midir, hada mıdır veya ona benzer bir şey midir? Bu takdir sana kalmış. Yeter ki gramer olarak ve mana olarak buraya uygun bir kelimeyi belirle. Ve bir kelime belirlemek mantıklıdır yani orada hasfedilen bir müpteda vardır Erip <laughs> ifal babından emr hazır. Erip ente el cümle el atiyet. Aşağıda gelen cümleleri irapla. <laughs> Muhammedun kaimun. Muhammed ayaktadır. <laughs> Muhammedun hadara. Ebuhu. Babası gelen kişidir. Muhammedun. <laughs> Muhammed kimdir? Ebuhu müsafirin. Babası yolcudur. Muhammed'in fiddari. Muhammed evdedir. Dar yurt demek. Muhammed'in Muhammed indeki senin yanındadır. Ne yaptı aslında? Haberin her bir kısmı için örnek verdi. Şimdi onları anlatacak. Haberin beşe ayrıldığını. Genel olarak beşe ayrıldığını bilelim. Beşe ayrılıyor ama kendi içerisinde aynı zamanda müfretti, gayrimüfretti diye de ayrıldığını görmekteyiz. Yani bakış açısına ya, bağlı. Ne kadar dar, ne kadar geniş bakarsan ona göre değişebilir. El cevabı cevap. Neyin cevabı? Yukarıda tedrip dedi. Bir takım alıştırmaları bizlerle paylaştı. Şimdi onların incelemelerine geçiyor. Muhammedun kaimun. Muhammed kaimdir. Burada geçen Muhammed kelimesi mübtedeun merfuan bir iptidai. İptida gerekçesiyle merfudur, mübtedadır. Ve alamete rafi'hi zammetun fi ahirihi. Sonuna eklenen zamme onun raf alametidir. Kaim kelimesine geldi sıra. Kaimun haberun haberdir. Neye ait? Li mübtede'in merfu'in vil mübtede'i. Mübteda ile merfu olan kelimeye ait olduğu için ve alamete rafa'ihi zammetun zahiratun fi raf alameti zahiri zammedir Nerede fi ahiri <laughs> sonundaki madde 2 <laughs> Muhammedun hadara ebuhu Muhammed mübteda hadara fiil ebu fail ve muzaf hu muzafun peki Muhammed kelimesinin haberi nerede haberi hadara ebu olur yani burada neyi örnek veriliyor haberin fiil cümlesi olarak gelebileceğini örnek vermiyor. Peki sondaki hı neyin nesi? Hem muzafını ile hem de Muhammed kelimesine yani mübtedaya racidir. Muhammedun mübtedun. hadara fi'lun ma'lın mebniyun alel fethi. La mahade lehu minel irab Ebu fa'ilun hadara. Fa'ilun faildir. Ney? Ebu kelimesi. Faildir. Başka Ebu faidir. Merfu'un bil vavi. Vavi ile merfudur. Niyabetane zammeti. Zammeden naib olarak böyledir. Niye? Zammeden naib olarak vav ile merfu ki. Direkt zamme ile merfu olsaydı. Yani çünkü bu kelime yani hangisi ise artık. Hangisi? Ebu kelimesi. Zaten onu istiyoruz. Minel esmail hamseti. Beş isimdendir. Beş isimden birisidir. Ve Ebu kelimesi aynı zamanda mudafun, muzaftır. Ebu burada müpteda, muzaf kelimesi haberdir. Vel ha nedir? muzafun ileyhi, muzafun ileyhtir. Hangi ha'dan bahsediyor? Hazara Ebu'hu, sondaki Sonraki hu'dan bahsediyor. El ha kelimesi müpteda, muzafun kelimesi haber. Mebniyün ala zammi fi mahalli hafzin. Mahallen mecrü olsa da zammi üzeri mebnidir. Ne ebu hu. Oradaki hu zamirinden bahsediyor. Vel cümletu, cümle tu cümle minel fi'li vel fa'ili. Fiil ve fa'ilden oluşan cümle fi mahalli rafin, Mahallen merfuldur. Fi mahalli rafin, Haberul mübtedi. Mübtedanın Mübtedanın da haberidir. Ve rabidu beynel haberi vel mübtedeyi. Mübteda ile haber arasındaki rabıt hı nedir? El, el vaki'u. Vaki olan zamirdir. Vaki olmak yer almak. Ne olarak vaki olmak? Muzafen ileyhi. Muzafen ileyhi olarak. Fi kavlike. Senin şu sözünde geçen. Ebu Hü. Buradaki hu için bunları anlatmış oldu. Sıra 3 numaralı maddeye geldi. Muhammed'in ebu müsafirun cümlesi. Muhammed kelimesi un mübtedadır. Evvelun öncelikle mübtedadır. Merfuan bil zammeti. Zamm -e ile merfudur. Öyle zamme ki bu, ez zahiratu ez-zahirati zahiri zamme ile merfudur. Ebu kelimesi un sanin. Ebu kelimesi ne? İkinci mübtedadır. merfu'un bil vavi. ile merfudur. Niyabeten hare zammeti, zam yerine olarak. Peki niye böyledir? Ebu kelimesi niye vav ile merfu? Denuhu min İsmail khamsiydi. Çünkü 5 isimdendir. Ebu kelimesi muzafun, muzaftır. Hu muzafun ne olur? Ve ha'u muzafun ileyhi, muzafunedir. kelimesine sıra geldi. Müsafirun, müsafir kelimesi haberül mübtede, mübtedanın haberidir. Es-sani. El mübtede es-sani ikinci mübtedadan bahsediyor. Müsafir haberül mübtede es-sani ikinci mübtedanın haberi müsafir kelimesi değil. Ve cümletül mübtede es-sani ikinci mübteda cümlesi ikinci müpteda cümlesi. Yani toplamı yani demek istiyorsa müpteda cümle olarak mı geldi? Biz müptedanın değil haberin cümle olarak geldiğini gördük. Dolayısıyla e, burada kastedilen şey müptedanın cümlesi değildir. Ve cümle tür müptedeye saniye. İkinci müptedanın tamamı cümlesi hepsi ve haberi ve haberi fi mahalle raf'in mahallen merfudur. Haber-ül Mübtedanın haberidir. Öyle müpteda ki, el evveli, ilk müpteda. El rabidu beyn-i hadihil cümlete, Beyne hadihi hadihil cümlete vel müptede evveli, ilk müpteda ve cümle arasındaki farkı söylüyor. E zamir ru, el ledi fi -kavlike. senin sözünde geçen zamirdir. Peki hangi cümlende geçermiş? Fi gavlike ebuhu. Ebuhu kelimesi. Madde 4. Muhammedun fiddari. Muhammed yurttadır. Muhammed'in Muhammed kelimesi müptede ön müptedadır. Fiddari car ve mecrurdur. Fiddari carrun ve mecrurun. Fiddari carrun ve mecrurun. Mutaallikun. Mutaalliktir mutaallikun bi mahzufin haberul mübtedi, müptedenin haberi mahzuf aynı zamanda mahzuf kelime ile ilişkilidir madde 5 şimdi mahzuf düşün diyor ya burada geçen fiddari cari mecrur mutaallikun bi mahzufin haberul müptede müptedenin haberiyle taluk etmektedir diyor biz burada Muhammed müptezanın haberine talukta değiliz. Yani burada çok da önemli değil nere, e, ne olduğu. Madde 5. Şu şekilde önemli. Nasıl önemli? Az önce anlattım yani o şekilde önemli. Fiddar diyor ya burada geçen fi artı Neri nereyle mutalik nereyle ilişkilidir? Ne diyor? Müptidanın haberi. Mahzuf olan müptidanın haberiyle ilişkilidir. Ney? Car ve Şu şekilde. Fiddari evdedir. Evdedir. Evde nedir? Var olmuştur, hasta olmuştur, itfaiyle gitmiştir. Evde mevcuttur. Mevcudun veya vecede. Sabitun gibi birkaç tane kelime yazdık. Aslında ne sabit yazdık ne vecide yazdık. Daha çok biz kâneyi, istegarra yazdık, hasreyi yazdık gibi farklı kelimeler de var dedik. Madde 5. Muhammedun indike. Muhammed senin yanındadır. Muhammed kelimesi mübtedeun mübtedadır. İnde nedir? İnde de zarfun zarftır. Zarfu mekanin. Zarfı mekandır. Mutaallikun bu da alakalıdır. Bir mahzufin hasfedilmiş kelimeyle. Bir mahzufin Haberül mübtede, mübtedanın haberiyle. Mübtedanın haberi, hasfedilmiş olan mübtedanın haberiyle ilişkilidir. İnde, <laughs> mudafun, el kafu, zamirun, muhadabun, mudafun, ileyhi, mebniyun, al fethi, fi mahalli hafzin. Sıra temrinata geldi. Temrinat, beynel mübtede'i vel haberi sıra artık nerede burada Benden beyin beyin diyelim beyin olmaz beyin beyan et açıkla el müptede e ente el müptede vel habere Müptede ve haberi beyan et açıkla Müptede haberi açıklama yeterli bir eylem midir şimdi onu söyleyelim beyin ente el müptede e vel habere Mübteda haberi beyan et. Başka ve nev'i vahidin minhuma ve ikisinden her birinin nevisini de beyan et. Minel bey min beynel kelimati. Kelimeler arasından bunu yapıyor. Öyle kelimeler ki el Vaki olan kelimeler. Nerede vaki olmuş? Fil cümledir Aşağıda Aşağıdaki cümlelerde geçen. Veda <laughs> kanal Haber olunca. Ne olunca? Cümleten Cümle olunca. Ve bu durumda beyin. beyanet et. Rabıda. Rabıt olan kelimeyi. beyne ve beyne mübtediha. Kendisiyle mübtedi arasındakini beyan et dedi. Evet. iki Madde 2 İstemil sen kullan amelettir demek. İstamil. Ente söyledik zaten. Peşine ne geliyor. Kulle geliyor. Kulle ismin minel esma ila zeyd. Aşağıda geçen isimlerden her birinin. Ne yap? Kullan. Ne olarak kullan peki? Mübtede en. Mübtede olarak kullan. Nerede kullan? Fi cümleteyni müfideteyni faydalı cümlelerde, faydalı cümle içerisinde kullan. Bir hadi şöyle ki konu oluyor haberu haberi fi vahidetin minhuma ikisinden bir tanesinde ne olarak oluyormuş? Müfreden ve Evet, müfreden. Maddi 2'yi bir daha okuyalım. İstamil kullan. Kim? Ente. Sen kullan. Neyi kullan? Kulle ismin. Her bir ismi kullan. Hangi gruptan olan her bir isim? Dünyada ne kadar isim varsa mı yani? Mini beyaniye gelecek ya, o yüzden soruyorum bu soruyu. Yani belirginleşsin anlayın diye. Minel esma ile Aşağıda, aşağıda gelen aşağıdaki isimlerden her bir ismi diyor. Onu beyan ediyor muyum? Peki aşağıdaki isimlerden her bir ismi kullan da ne olarak kullan? Mübtedeen, mübtede olarak kullan. İyi de nerede kullanalım? Fi cümleteyni müfideteyni faydalı iki cümle içerisinde kullan. Nasıl kullanmamı istersin? Bir hase şöyle ki yekunu oluyor yani olacak şekilde. Haberuhu onun haberi. Mübteda demişti ya. O mübtedanın haberi fi vahidetin minhuma ikisinden bir tanesinde olacak. Ney? Müfraden, müfred. Ve saniyeti ikincisinde ne olacakmış? Cümleten, cümle olarak vaki olacak, vaki olacak. Cümle neydi? Cümle ile müfet arasındaki zıttıkları yani aynı şey olmadığını, ne olduklarını inşallah iyi derecede anladık. Madde 3. bir, ekrim gibi haber yap. Ente, sen haber yap. Neden haber yapalım? En kulli ismin, her bir isimden. Ne kadar isim buluyorsan haber yap. Dünyada ne kadar isim varsa yap mı demek istedi? Minna resmi ala Aşağıda geçen isimlerden her bir ismi haber yap. Peki nasıl bir haber yapmamız isteniyor? Çünkü haberin kısımları var. Beş tanedir demişti. O yüzden önemli bir şibhi cümletin şibhi cümle olarak haberi yap. Madde dört. Va koy yerleştir ente sen li kulli carrin ve mecrurin her harfi cer ve mecrur için koy yerleştir mimma o yerden ki yeti geliyor aşağıda geçenlerden yani ne koy müpteden müpteda koy hem de münasiben elverişli uygun bir müpteda yerleştir öyle müpteda ki buradaki müpteden münasiben bunlar ne kira etemme yutimmu tamam oluyor tamamlıyor bihi onunla tamam oluyor Nahi beraber el kelamı kelam. Kendisi de kelamın tam olacağı münasip bir müpteda. Örnekler var. Madde 5 Kevvin Kevvene kevvin. Oluştur. Kim oluştursun? Ente sen oluştur. Ne oluştur peki? Selase cümelin. Üç tane cümle oluştur. Nerede? Fi vasfil cemeli. Burada cemel özet cümle demek yani vesul cemeli vasul cümle dedim cemel nereden çıktı Fi, ama cemel yazmış. mimin fetasıyla vesul cemeli özet cümlede oluştur öyle cümle olsun ki bu ihtemele teştemili kapsıyor kullu vahidetin her biri Minha onlardan ha burada cümeler ağacı Ala mübtedeyin ve haberin. Mübteda ve haber üzerine her birini kapsayacak şekilde yap Esiletun sorular. Ma huvel mübtede'u. Mübteda nedir? Bu nedir sorusu ma'dan geliyor. Ma'yı istifam. Hüve o el mübtede mübtede. O mübteda nedir? Ma huvel haberu. O, o haber nedir? İlâ kem kısmen yen kasimu. El mübtede'u. Müpteda kaç kısmı ayrılır? Mesil örnek ver. Lil müptedi zahiri. Zahiri müpteda için. Mesil lil müptedi el muzmeri. Zamir olan müpteda için de örnek ver. İlâkem kısmen kaç kısma yen kasimu ayrılır? Ne? El muzmeru muzmer. El o muzmer ki yaka vaki oluyor hüve o mübtede mübtede olarak bak yaka mübtede un demedim dikkat et yaka hüveyi fail yaptım mübtede meful yaptım burada gizli bir zamirin fail olduğunu fark ettim yani nasıl fark ettin işte cümleyi takip ederek çıkabiliyorum. bu alakem kısmen kaç kısım üzere yen kasım el haberu el cümletu haber cümlesi kaça ayrılır? Ala kem kısmen yan kasimu el haberu. Şibhül cümlet. Şibih cümle olarak haber kaç kısma ayrılır? Şibih cümle kendi içerisinde ikiye ayrılır İdi Ma nedir? Elle de o şey ki yurbidu bağlıyor. Erbada yurbidu bağlıyor. Rabada yerbidu diyelim. Rabada yerbidu bağlıyor ne bağlıyor el haberu haber el cümletu cümle haber bil mübteda mübteda ile bağlanıyor demek ki burası meşhurmuş yur bedu diyelim biz ne diyelim yur bedu bağlanıyor yur bedu bağlanıyor el haberul el cümletu cümle haber haber olan cümle bağlanıyor ne ile bil mübteda mübteda ile Fi şeyin hangi şeyde tecibu gerekir? Ne gerekir? Mutabakatul haberi. Haberin mutabakatı. Neyle mutabakatı? Lil mübtede mübteda ile. Nerede haberin mübteda ile uyum mutabakat? Uyum demek. Örtüşmek demek. Aynı olmak. Nerede gerekir? Mesil örnek ver. kulli nev'in. Her bir nevi için. Neden olan her bir nevi? her bir nevi? mini beyaniye min, min enva'il haberi haberin nevillerinden her biri için örnek ver kaç örnek istiyorsun bir misaleyin iki tane örnek istiyormuş iki tane örnek Kur'an'dan bulabilirsiniz yani şu an ne yapın şu an dediğim artık bu akşam yarın bu haberin beş kısmı da alakalı örneğin Yasin süresini açarak ne görebiliyorsun Yasin örnek herhangi bir yer olabilir açıp bakmak lazım ne kadarını görebiliyorsunuz diye Tabi yine en az bir defa bu videoyu veya kitabın bu bölümünü diyelim tekrar ederek bu işi yapmanızı öneriyoruz. Sırada nevasihul mübtedeyi vel haberi bahiste kalıyoruz. Nevasih nasihun nevasih yani Cem-i Mükeserdir, ismi faildir. Nes ediciler cemi mükesser. Nes ediciler dönüştürücüler Efteda ve haber'i dönüştüren bazı kelimeler var, değiştiren bazı kelimeler var. Bunu da inşallah yarın akşam işleyeceğiz.